Arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu bebek botun yapılışını anlatmak istiyorum. Botumuza taban kısmından başlıyoruz. Bu kısımda arttırmalarımız var. Bu arttırma kısmını tamamladıktan sonra yan taraftaki kısma geçiyoruz. Bu kısmında yine tabanda olduğu gibi haroşa örüyoruz. Sonrasında üst kısma geçtiğimizde bu modelli kısmı uygularken yan taraflarından ilmeklerimizi keserek üst kısmı tamamlıyoruz. Sonrasında boyun kısmının bağcık yuvasını hazırlayıp yine tabanda olduğu gibi haroşa örmeye devam ediyoruz. Botumuzu bitirirken yine bu kısmı, bilek kısmını düz bir şekilde ördüğümüz kısmı ilmeklerimizi kestikten sonra bu kısım biraz yuvarlatılmış bir şekilde böyle süs şeklinde devam ediyor. Patiğimizin dikişini yapıp patiğimizi tamamlıyoruz. Videomda kullandığım malzemeleri videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmında tekrardan bulabilirsiniz. Botumuzun taban kısmı bitmiş hali 12 cm. Bu da 20 numaralı bebek ayakları için uygundur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Evet, şimdi taban kısmı için önce bir düğüm atıyoruz. Sonrasında sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek attık. Bu kısımda 42 ilmek olana kadar ilmeklerimizi atmaya devam edelim. Şişimize 42 ilmek attıktan sonra sıranın sonunda düğüm atıp örgümüzün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ben haroşalarımı düzden örüyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek ön yüze geliyoruz. Bu sırada henüz arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde devam edip sıramızı düz örerek tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamladık. Döndüğümüzde bu kez ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü, ilk arttırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki bir ilmeğimizi düz ördük. Burada delik olmayacak şekilde ilmek atarak bir tane arttırma yapıyoruz. Burası ilk arttırma yerimiz. Buraya bir işaret takıyoruz. Sonrasında üzerine 18 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Buraya da bir işaret takıyoruz. Burası ikinci arttırma yerimiz. Hemen sonrasında yine bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Tekrardan bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Ve bir işaret daha takıyoruz. Burası da 3. arttırma yerimiz. Sonrasında yine 18 ilmek düz.
son arttırma yerine geldiğimizde son işaretimizi takıyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Son iki ilmeğimizi de düz örüyoruz. Arka yüzden arttırma yapmadan döndüğümüzde örgünün arka yüzünde yine tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlk ilmeği sıra başında örmeden aldık. Sonrasında işaretlerimizi çıkartmadan arttırdığımız ilmekler dahil tamamını yine düz örerek ön yüze geliyoruz. Bu şekilde yine düz örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi tekrardan arttırma sırasındayız. İlk sıra başındaki ilmeğimizi örmeden aldık. Sonrasında 2 ilmek düz ördük. Yine burada işaret öncesi bir tane arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıyoruz. Sonraki 18 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu ilmeklerimiz 18 ilmek patik tabanı bitene kadar değişmiyor. Sadece işaretlerimizi koyduğumuz yerlerde artış yapıyoruz. İkinci işaretimize kadar geldik. Buradan tekrardan hemen işaret sonrası bir tane yine ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Bu kez 4 ilmek düz örüyoruz. Tekrardan işaret öncesi bir tane arttırma. Üçüncü işaretimizde diğer tarafa aldık. Sonrasında yine 18 ilmek düz örüyoruz. Son ve dördüncü işaretimize geldiğimizde tekrardan işareti diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane ilmek atarak arttırma yaptık. Son kalan 3 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Döndüğümüzde arka yüzden arttırma yapmadan, işaretlerimizi de çıkartmadan tüm ilmeklerimizi düz örerek ön yüze geliyoruz. Bu şekilde yine sıramızı tamamlayalım. Tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi üçüncü arttırma sırasındayız. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi ilk işarete kadar düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördük. Tekrardan ilk işaretten sonra yine bir tane ilmek atarak arttırma yaptık. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Buradaki 18 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. İkinci işaretten sonra hemen yine bir tane arttırma yapıyoruz. Bu sırada 6 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü işaretten önce yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında yine 18 ilmeğimizi düz örüyoruz. Dördüncü işaretten hemen sonra
Yine bir kez daha arttırma yapıyoruz. Ve sıra sonundaki 4 ilmeğimizde düz ördükten sonra 3. arttırma sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka yüzden gelirken işaretlerimizi çıkartmadan tüm ilmeklerimizi düz örerek yine ön yüze geliyoruz. Şimdi buraya kadar olan kısımda 42 ilmekle örgümüze başlamıştık. 1, 2, 3. arttırma sıramızda bu şekilde tamamladık. Arttırmalarımızı ilk işaretten hemen önce, sonrasında 18 ilmek örüyoruz. İkinci işaretten sonra tekrardan 3. işaretten önce tekrar 18 ilmek örüyoruz. Ve en son sıra sonunda 4. işaretten sonra olacak şekilde burada kalan 2 arttırma sıramız kaldı. Bu kısımda da videonun durdurarak bu 2 arttırma sırasını tamamlayıp 62 ilmek olana kadar bu kısmı da örerek tamamlayalım. Evet, kalan 2 arttırma sırasında bu şekilde tamamladığımızda taban kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa dişi oldu. Şimdi üst kısma geçmeden önce yine örgümüze düz bir şekilde devam ediyoruz. Şişimizde 62 ilmeğimiz var. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Örgümüzün ön yüzünde bu kez işaretlerimizi çıkartarak örgümüze devam ediyoruz. İkinci işaretimizi de çıkarttık. Üçüncü işaretimizi de çıkarttık. Ve dördüncü işaretimizi de bu şekilde çıkarttık. Evet, tabanı tamamladığımızda bu kısımda 6 dişimiz vardı. Şimdi arttırma yapmadan bu kısmı tekrardan düz örmeye devam ediyoruz. İlk sırasını ördük bu şekilde. Üzerine 9 sıra, yani bu kısım 5 diş olması gerekiyor. Toplamda tabanla birlikte 11 diş olması gerekiyor. 9 sıramızda bu şekilde yine düz örerek tamamlayalım. Bu kısmı da 5 diş boyunca ördük. Şimdi tabanla birlikte burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşa oldu. Şimdi tekrardan üst kısımdaki modelli kısmı örmek için 25 ilmek sağ tarafa, ortaya 12 ilmek, tekrardan 25 ilmek de sol tarafa ayırdık. Önce 25 ilmeğimizi baştan yine düz örerek orta kısımdaki ilk işarete kadar geliyoruz. İşaretimizi diğer tarafa aldık. Baştaki ilk 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1, 2. Sonraki 3 ilmeğimizi düz. 1, 2, 3. Tekrardan 2 ilmek ters. Tekrardan 3 ilmek düz. Kalan 2 ilmekten ilkini ters örüyoruz.
Son 12. ilmeğimizde önce sağ şişe alıp işaretimizi çıkartıyoruz. Tekrardan sol şişe alıp bu iki ilmeği örgünün ön yüzünde birlikte ters örüyoruz. Döndüğümüzde buraya işaretimizi takalım ilmeklerimizi unutmamak için. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Burada ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, bir düz, tersleri ters, üç ters. Tekrardan iki düz, üç ters. Son kalan iki ilmekten bir tanesini düz örüyoruz arka yüzden. Son 12. ilmeği önce sağ şişe alıyoruz. İşaretimizi çıkartıp tekrar sol şişe alıp burada 12. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte düz örüyoruz. Tekrar işaretimizi taktık. Şimdi sonraki iki sırada da yine ön yüzde ve arka yüzde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonrasında bir ters, üç düz, iki ters, üç düz. Sıra sonundaki iki ilmeğimizin bir tanesini ters, kalan ilmeğimizde yine yan taraftaki ilmekle birlikte önce işaretimizi çıkartalım. Yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini ön yüzden birlikte ters örüyoruz. Arka yüzden de yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. 1 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. Son bir ilmeği düz ördük. Son kalan ilmeği de yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte arka yüzden düz örüyoruz. Bu şekilde 4 sıramızı tamamladık. Modelimizin kuruluşunu yaptık bu şekilde. Şimdi orta taraftaki buğday başağı modelimizin orta kısımlarından devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızda artık ön taraftaki buğday başağı modeline geçtik. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki bir ilmeğimizi ters ördük. Burada 3 düz olan ilmeğin tam ortadaki ilmekten bir tığdan yardım alarak şu kısmından 1, 2, 3, 4. düzden tığımızı batırdık. Ortadaki bir düz ilmeğin buradan bir ilmek çıkartıp sağ taraftaki şişimizi alıyoruz. Sonrasında bu kısmı gergide bırakmamak için biraz gevşek bırakmamız gerekiyor. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3. Tekrardan aynı yere batarak bir tane daha ilmek çıkartıyoruz. Yine aynı ortadaki düz ilmeğin içerisine battık. İlmeğimizi uzatarak çıkarttık ve şişimize aldık. Tekrardan ortadaki iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Aynı işlemi bir kez daha yapıyoruz. Buradaki 1, 2, 3, 4. düzümüze battık. Bir tane ilmek çıkartıyoruz. Sağdaki şişimize ilmeği uzatarak aldık. Sonraki 3 ilmeği düz örüyoruz. Tekrardan aynı ilmeği batarak bir ilmek daha çıkartıp yine şişimize alıp örgümüze devam ediyoruz. Kalan 2 ters ilmeğin bir tanesini ördük. Bir ters ilmeği de yan taraftaki ilmekle birlikte önce sağ şişe alalım. Artık bunu çıkartabiliriz. Tekrardan son ilmeği sol şişe aldık. İpimiz ön tarafta.
12. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ters örüyoruz. Döndüğümüzde sıra başında yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki bir ilmeğimizi düz ördük. Burada yine çıkarttığımız ilk ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz arka yüzde. Sonraki 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrardan çıkarttığımız ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Ortadaki 2 ilmeği arka yüzden düz örüyoruz 2 ilmek. Tekrardan aynı şekilde sıradaki ilk ilmeğimiz, çıkarttığımız ilmeğimiz zaten belli oluyor. Örmeden yine sağ şişe alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine çıkarttığımız ilmeği örmeden, ipimiz ön tarafta bu arada, örmeden sağ şişe alıyoruz. Kalan 2 düz ilmeğimizin bir tanesini örüp son kalan ilmeği de yan taraftaki ilmekle birlikte önce sağ şişe aldık. İşaretimizi de çıkartalım. Diğer işaretimizi tekrar sol şişe alıp son ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte düz ördük. Şimdi bir tane modelimizi bu şekilde tamamladık. Yine modelimize başladığımızda ördüğümüz gibi yine ilmekleri düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ön yüzdeyiz yine. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki bir ilmeğimiz ters. Sonraki 3 ilmeğimizi burada çıkarttığımız ilmekle birlikte önce birlikte ördük. İlk ilmeğimiz düz. Sonraki bir ilmeğimiz yine düz. Sonraki burada benim ördüğüm ilmekten dolayı ilmeğim ters geldiği için önce düze çeviriyorum. Sonra burada çıkartmış olduğumuz ilmekle birlikte arka duvarına batarak düz ördüm. Yani yine 3 ilmek düz örmüş oldum. Çıkarttığımız ilk ilmeği birlikte ördük. Sonraki bir ilmek yine düz. Yine çıkarttığımız ilmeği düz ilmekle birlikte örerek yine ilmek sayımız aynı oldu. Ortadaki 2 ilmeğimiz ters. Burada yine çıkartmış olduğumuz ilmeği sonraki ilmekle birlikte, burada ilmeğimiz tek katına gelmiş, ters ördük. Şimdi burada çıkartmış olduğumuz ilmeğimiz yine bir tane düz ilmekle birlikte, ikisini birlikte düz ördük. Sonraki bir ilmeğimiz yine düz. Yine çıkartmış olduğumuz ilmeği, burada ilmeğim ters geldiği için önce düze çevirdim. Arka duvarına batarak birlikte düz örüyoruz. Bir ilmek ters ördük. Son ilmeği de yan taraftaki ilmekle birlikte örüyoruz. 5. sıramızda bu şekilde tamamladıktan sonra 6. sırada düzlerimiz düz, terslerimizi ters örüyoruz. Altı sırada modelimizin bir tanesi tamamlanıyor. Şu anda 6. sırada arka yüzden ilmeklerimizi örerek ön yüze geliyoruz. Sıranın sonunda kesmeyi unutmuyoruz. Yine bir ilmek kestik sıra sonunda. Ön yüzde geldiğimizde 4 sıra boyunca düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonrasında yine düzler düz, tersler ters örülüyor. Son ilmeği sıra sonunda yan taraftaki ilmekle birlikte örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. Bu arada modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Döndük. İkinci sırada ilk ilmeği örmeden aldık. 1 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. Tekrar 1 düz. Son ilmeği de yan taraftaki ilmekle birlikte düz örüyoruz. Döndük. Üçüncü sırada yine ilk ilmeği örmeden aldık. 1 ters, 3 düz. 2 ters,
3 düz, tekrar bir ters ve son kalan tersi yan taraftaki ilmekle birlikte ters ördük. Dördüncü sırada arka yüzden ilk ilmeği yine örmeden aldık. 1 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. Tekrar 1 düz, son kalan düzü yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte örüyoruz. 5. sırada tekrar modelimizi uyguluyoruz. Sıra başında ilk ilmeği yine örmeden aldık. 1 ilmek ters. Burada 3 düz olan ilmeğin birincisine değil ikinci düzünden 4 sıra aşağıya inip tığımızı batırıyoruz. 1 ilmek çıkartıp sağ şişe alıyoruz. Sonrasında 3 düz örüyoruz. Tekrar aynı yere batarak bir ilmek daha çıkartıp sağ şişe alıyoruz. İlk modelimizi bu şekilde tamamladık. İkinci modelimize aralarında 2 ters örüp aynı işlemi bir kez daha yapıyoruz. İkinci düzün 4. ilmeğine batarak önce bir ilmek çıkarttık. Şişimize taktık. Sonrasında 3 ilmek düz örüyoruz. Yine aynı yere batarak bir ilmek daha çıkartıyoruz. Son kalan 2 ilmekten bir tanesini ters ördük. Son kalan bir ters ilmeğimizde yan taraftaki ilmekle birlikte ters örüyoruz. Arka yüzden de gelirken yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 1 düz. Burada örmediğimiz ilmeği yine arka yüzden örmeden sağ şişe alıyoruz. 3 ters. 3 ters. Yine örmeden aldığımız ilmeği örmeden sağ şişe aldık. Aralarında 2 düzümüz var. Tekrar bir sonraki ilmeği yine örmeden sağ şişe aldık. 3 ters. Sonraki ilmeği yine örmeden sağ şişe aldık. 2 düzden bir tanesini ördük. Bir tanesini yan taraftaki ilmekle birlikte örüyoruz. Döndüğümüzde yine İlk ilmeği örmeden aldık. Bu sırada önce bir tersimizi ördükten sonra buradaki ilk çıkarttığımız ilmeği bir tane düz ilmekle birlikte düz ördük. Sonra bir ilmek daha düz ördük. Sonraki ilmeğimiz ters geldiği için önce düze çeviriyoruz. Belki farklı örenler bu şekilde yapmayabilir. Sonrasında çıkartmış olduğumuz ilmekle yan taraftaki İlmeği birlikte düz ördük. Arka duvarına batarak 2 ters. Sonrasında yine 2 ilmeği birlikte ördük. 1 düz. Önce ilmeği düze çevirdik. Sonrasında arka duvarına batarak birlikte düz ördük. Son kalan 2 tersten bir tanesini ördük. Bir tanesini de yan taraftaki ilmekle birlikte ters ördük. Bu şekilde şimdi ikinci modelimizde uyguladık. Bu kısım toplamda ön tarafta 1, 2, 3, 4 defa tekrarlanıyor. 2 modelimizi bu şekilde tamamladık. Kalan 2 modelimizde yine aynı şekilde sıralar takip ederek 2 modeli de tamamlayalım. Evet, buraya kadar olan 4 modelimizde bu şekilde tamamladık. Şimdi sağ tarafta 12 ilmeğimiz, sol tarafta 12 ilmeğimiz ve ortada da zaten 12 ilmeğimiz vardı. Bunlar da modelden olan ilmeklerimiz. Bu kez sıra başında yine ilk ilmeği örmeden aldık ve tüm modelli kısmın ilmeklerini düz örüyoruz. Boyun kısmındaki ip yuvasına geçmeden önce sıramızı bu şekilde tamamlamamız lazım. Bu kısımda da 2 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada arada kopukluk ve açıklık olmaması için bu 2 ilmeği önce birlikte örüyoruz.
Sonra ilk ilmeği çıkartıp arkadaki ikinci ilmeği arka duvarına batarak bir kez daha örüyoruz. Kalan ilmekleri yine düz örüyoruz. Arka yüzden de yine düz örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği sıra başında yine örmeden aldık. Arka yüzden de ilmeklerimizi yine düz örmeye devam ediyoruz. Şu an şişimizde 36 ilmeğimiz kaldı. Tekrar ön yüze geldiğimizde yine düz örmeye devam ediyoruz. Şimdi ön yüzden de düz, arka yüzden de bir sıra ön yüzden, bir sıra da arka yüzden olacak şekilde yine iki sıra boyunca bu şekilde düz örerek yine ön yüze gelelim. Evet, bu kısmı da iki diş olana kadar modelli kısımdan sonra ördük. Şimdi tekrardan boyun kısmındaki bağcık yuvası için sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek düz ördük. Sonrasında bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir tane dolayarak arttırma, iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde bir tane dolayarak arttırma yaparak ve sonraki iki ilmeği birlikte örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Arka yüzden de yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Burada dolayarak arttırdığımız ve birlikte ördüğümüz tüm ilmekleri sıra sonuna kadar yine düz örüyoruz. Şimdi burada ip yuvamızı da bu şekilde açtıktan sonra örgümüze yine haroşa örerek devam ediyoruz. Bu kısmı da toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş boyunca ön yüzden ve arka yüzden yine düz örerek bu kısmı da tamamlayalım. Evet, bu kısmı da şimdi tamamladık. İp yuvamızı açtıktan sonra hemen sonrası sırayı saymadan şu kısımdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş boyunca ördük. Şimdi patiğimizi tamamlamadan önce düz bir şekilde örgümüze devam ediyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde devam ediyoruz. Bu kısmı dilerseniz haroşa örmeye devam edebilirsiniz veya bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben şu katlanan kısmı düz bir şekilde devam ettim. Bu kısmı ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz örüyoruz.
İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka yüze geldiğimizde de ilmeklerimizi ters örmeye devam ediyoruz. Yine sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Bu kez ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi ikinci sıraya başladığımız bu kısmı ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde 6 sıra boyunca örmeye devam edelim. Evet, son kalan 6 sıramızda bu şekilde düz örerek tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi keserek patiğimizi tamamlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir düz örüyoruz ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Sonraki ilmeği düz ördük. İlk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek düz ördük ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Sonrasında ipimizi biraz uzun bırakarak dikiş için kullanalım. Patiğimizin arka kısmının dikişini ve alt kısmında dikişini yapalım. Evet, dikişlerimizi de yaptıktan sonra patiğimizin boyun kısmı bağcığı için 1 metre uzunluğunda 2 kat olan bir ipi bir ucundan sabit tutarak diğer ucundan da kıvırarak bunu fazlaca kıvırıp sonrasında tekrardan bu kısmı ikiye katlayıp bağcığımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde fazlaca kıvırdıktan sonra tekrardan iki ucu bir araya getirip bu kısmı ikiye katlıyoruz ve uç kısmında düğümleyerek bu şekilde bağcığımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Tekrardan sonraki videolarımda sizlerle buluşmak üzere, hoşça kalın.